Büyük Plan kanalından herkese merhaba. Türk savunma sanayisi cirosunun 20 yılda 10 kat arttığını yazan Batı basını, Türkiye, gelişme yönündeki siyasi iradesini sürdürürse eninde sonunda ciddi bir rakip haline gelecektir, değerlendirmesinde bulundu. Batı basını, savunma alanında Türkiye'nin önemli bir ihracatçı haline geldiğini yazdı. Analiz yazısında şu ifadeler yer aldı. Türk savunma sanayisinin cirosu 20 yılda 10 kat arttı. Silah sektörü silah üretiminde özellik hedefleyen Türk hükümetinin siyasi iradesi tarafından güçlü bir şekilde desteklenmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidara gelmesinden bu yana Türk savunma sanayisinin cirosu 1 milyardan 10 milyar doların üzerine çıktı. Sektör, Türkiye'nin askeri harcamalarıyla hareketliyken 2020'de 17,7 milyar dolar yani ülkenin GSYH'sinin %2,8'i şimdi buna ihracatı eklendi. 2021 yılında 3 milyar dolardan fazla bir meblağı temsil söz konusuydu. Bu önemli artış Türkiye'nin askeri teçhizat tedarikinde özerkliğini hedefleyen uzun vadeli bir politikanın sonucudur. Türkiye ciddi bir rakip haline gelecek. IRIST yardımcı araştırmacı olan ve savunma sanayi alanında uzmanlaşan Sophie Lefeyaz, bu yönelim 1974'te Türkiye'nin Kıbrıs Harekatı'ndan sonra gerçekleşti. Silah sevkiyatına uygulanan Amerikan ambargosu Ankara'nın bağımlılığını fark etmesini sağladı, dedi. IRIS araştırma yardımcısı, Türk savunma sanayi henüz üst düzey ekipman satmıyor ancak Türkiye gelişme yönündeki siyasi iradesini sürdürürse eninde sonunda ciddi bir rakip haline gelecektir. Değerlendirmesinde bulunuyor. Türkiye Afrika'da pazar kazanıyor. Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği eski savunma ataşesi Patrice Moyaur, Türk savunma sanayi özellikle Afrika'da pazar kazanıyor, dedi. Haberi beğenip yorum yapıp ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Büyük Plan ailesi olarak herkese mutlu günler dileriz.